ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Safiyüddin İshak, ilim sahibi bir mürşide mürit olabilmek için yıllarca bölgede dolandı durdu. Sonunda memleketindeki Zahidiye tarikatının şeyhi Zahid Gilani'ye intisap etti. Gilani'nin gözüne kısa sürede giren Safiyüddin, önce onun damadı oldu ve şeyhinin 1301'deki ölümünün ardından onun postuna oturdu. Artık tarikat onun adına nispetle Safeviye, müritleri ise Erdebil sofuları olarak anılmaya başlandı. Safiyüddin İshak'ın kökeniyle ilgili bilgiler menkıbeler arasında kaybolup gitse ve şeyhin kökeni hakkında uydurma ya da çok zayıf olan dört farklı görüş vardır. Bunlar şeyhin Kürt, genel olarak İrani ya da Hazreti Ali soyundan olduğu şeklindedir. Hazreti Ali soyundan geldiği, şeyhe ve ailesine dini bir meşruiyet kazandırabilmek için sonradan ortaya atılan bir iddia olduğu için en zayıf olan görüş. Safiyüddin'in kökeni tartışma konusuyken, onun ve soyundan gelenlerin konuştuğu dilin Azerbaycan Türkçesi olduğu bilinmektedir. Şeyhinin postuna geçince çevredeki halk tarafından sahiplenilen Safiyüddin, fikirleriyle ve bilgeliğiyle pek çok kişinin dikkatini çekti. Artık Safeviye olarak anılan tarikatının fikirleri, Anadolu'nun batısından Horasan'a dek geniş kitlelerce benimseniyor. Hatta İlhanlı vezirleri ve dahi hanları bile onun müridi olup çıktı.